Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, bugün sizinle keseler ve zaman ölçme ile alakalı sorular çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Bir tam portakal, iki yarım portakala eşitse, altı yarım portakal kaç tam portakala eşittir? Burada da görüldüğü gibi bir tane tam portakalın iki tane yarım portakala eşit olduğunu görüyoruz. Ve bize ne soruyor? Altı tane yarım portakalın kaç tane tam portakala eşit olduğunu. Şimdi bir tam eşittir iki yarım. Ve bize kaç tane yarıma, yani bizim kaç tane yarıma ihtiyacımız var? 6 tane. 2 yarım artı 2 yarım artı 2 yarım dediğimizde burası bir tane portakal, burası iki tane portakal, bu da üçüncü portakal oluyor. Ve toplamda 2, 4, 6 tane yarım portakal 3 tane tam portakala eşit oluyor. Cevabımız B seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. 2 yarım simit bir tam simide eşitse 8 yarım simit kaç tam simide eşit olur? Burada da görüldüğü gibi 2 tane yarım simidimiz bir tane tam simide eşit oluyor. 8 tane yarım simidi yapalım isterseniz. Şöyle yaparsak şunu simit olarak kabul edeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yarım simidi bu şekilde kapatarsak çizdik. Burada bu ikisi bir tane simit oluyor. Bu da bir simit, bir simit ve bir simit şeklinde devam ediyor. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane tam simide eşit oluyor. Gördünüz mü? Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki saat kaça göstermektedir? Buraya baktığımızda akrep neyi gösteriyor? 1'i gösteriyor değil mi? Peki yelkovan neyi gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Yani yarımı gösteriyor. Bu durumda saat kaç olur? 1.30 olur değil mi? Çünkü önce akrebi okuyoruz, sonra yelkovanı okuyoruz. Cevabımız B seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Buraya baktığımızda yukarıdaki saat kaça göstermektedir diyor. Öncelikle akrep, yani kısa olan 11'i gösteriyor ve uzun olan, yani yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Yani tamı gösteriyor. Böyle olduğu zaman saat kaç oluyordu? Evet, 11 değil mi? Tam olarak 11. Yukarıdaki saat kaçı göstermektedir diyor. İlk olarak akrebe bakıyorum. Akrebin karşısında 10 var. Yelkovanın karşısında ise 6 var, yani yarım. Böyle olduğu zaman ne oluyordu? 10.30 oluyordu değil mi? Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki saat kaçı göstermektedir diyor. Evet, baktığımızda hem akrep hem de yelkovan ikisi üst üste neyi gösteriyor? 12'yi gösteriyor. O zaman saat kaçtır? Tabii ki de 12'dir değil mi? Cevabımız A seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Yukarıdaki saat kaçı göstermektedir? Akrep 12'yi, yelkovan ise 6'yı gösteriyor. Önce akrebi okuyorduk değil mi? 12, 6 da olduğu için de 12.30 olması gerekiyor. Yani cevabımız C seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Burada parantezin içerisinde pazartesi var. Sonra bir tane soru işareti koymuşlar. Çarşamba, soru işareti, cuma, soru işareti ve pazar şeklinde ilerlemiş. Soru işareti olan yerlere hangi günler gelmelidir? Haydi beraber yapalım. Günleri saydığımız zaman boşlukları da bulabiliriz. Pazartesi, sonra ne gelmesi gerekiyor? Salı. Evet. Sonra çarşamba gelmiş. Peki ya sonra? Perşembe, cuma, cumartesi ve
pazar şeklinde devam etmiş. O zaman soru işareti olan yerlere ne gelecekmiş? Salı, Perşembe ve Cumartesi. Yani A seçeneği. Evet, yeni sorumuz geldi. Ayları saydığımızda 3. ve 7. ay aşağıdakilerden hangisi olur? Kaç tane ayımız vardı? 12 tane ayımız vardı değil mi? Hadi gelin beraber sayalım ve 3. ve 7. ay hangisiymiş beraber yapalım. Baktığımızda hangi ayla başlıyorduk? Ocak diye başlıyorduk değil mi? Ocak, Şubat, Mart. Üçüncüsünde neyi saydık? Evet, Mart'ı saydık. O yüzden 3. ayımız bizim Mart olacak. Sonra devam edelim. 4. ayımız Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz şeklinde devam edecek. O zaman 7. ayımız hangisi olacak? Evet, Temmuz olacak değil mi? 3. ayımız Mart, 7. ayımız Temmuz. Cevabımız A seçeneği. Evet, yeni sorumuza geldik. Ayları saydığımızda 9. ve 12. ay aşağıdakilerden hangisi olur? Beraber sayalım mı? Şu şekilde yazdığımızda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olarak yazalım. Haydi gelin beraber sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve aradığımız Eylül olacak değil mi? Yani 9. ay. Ekim, Kasım ve 12. ay olarak Aralık olacak. 9. ay Eylül, 12. ay Aralık olacak. Cevabımız C seçeneği. Evet, sorularımızı bu şekilde bitirdik. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.